Ya Halil İbrahim gibi ölüp gidersin ya da babanın elini öpüp af dilersin. Büyük dengelerin gözetildiği Hudutsuz Sevda dizisinin 21. bölümü yine diğer bölümler gibi heyecanı had safhada olan bir bölümdü. Hele bölüm sonu çifte heyecanlı izleyiciyi şok eden senaristi tebrik ediyorum. Ama büyük analizlerle geldim. Halo ile Fikret'in kurtulacağına dair büyük analizlerim olacak. Halo nasıl kurtulacak? Fikret Rızvan'ın elini öpecek mi? Bu kadar kıyamet oldu ama ortada iki kişi yoktu. Davut ile Binbaşı neredeydiler? Ortada bir takas mı dönecek? Yoksa Rızvan ve Yılmaz jandarma tarafından yakalanacaklar mı? Bu soruların cevabı yani çok çok büyük analizler az sonra sizlerle. Ondan önce Süleyman kardeşinize destek olmak adına kanalına abone olmayı unutmayın. Çok yakında sizin de desteklerinizle 50.000 abone olacağız. Destek veren tüm herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız analize hemen başlayalım. Evet, dizi çok heyecanlı bir sonla bitti. Rızvan Leto kızı ve oğlu üzerinden öylesine kahpe bir plan yaptı ki resmen izleyici şoka girdi. Şimdi de elini öpmezse oğlunu öldüreceğini söylüyor. Şaka maka daha bugüne kadar böyle bir hikaye görmediğimizi söyleyebilirim. Bundan daha enteresan bir senaryo gören varsa yorumlara yazsın. Çünkü ben cidden görmedim. Baba oğula bu kahpeliği yapar mı ya? Her neyse ama Fiko ile Halo'nun aklında bir şeylerin olduğunu sezdiğimi söyleyebilirim. Peki akıllarındaki şey ne? Bence Halil İbrahim ile Binbaşı bir plan yapmış olabilirler. Ortada öyle bir sahne görünmedi. Halo ile Binbaşı'nın yan yana olacak sahnesinin ihtimali bile ortada yok. Yani Halo ile Binbaşı hiç yan yana gelmedi. Düşünüyorum da gerçekten son bölümde hiçbir kısımda Halo ile Binbaşı bir yerlerde yan yana gelip plan yapamazlar. Ama işin heyecan veren yanı da budur. Senarist öylesine yazıyor ki izleyici de valla bunların eli kolu bağlı diyor. Ama nedense Halo öleceğini söylediğinde Binbaşı en azından senin uğruna öleceğin bir sevdan var dedi. Oğuz'a ise sen ölseydin pisi pisine gidecektin dedi. Bana nedense Binbaşı'nın Halo'nun ölümünü öylesine kabulleneceği gerçeği saçma geldi. Aslında öyle bir gerçek de yok çünkü Binbaşı onu orada bırakmaz. Her iki tarafa da jandarma baskını olacağını düşünüyorum. Evet, beklediğiniz o büyük analiz geldi. Şimdi arkanıza yaslanın ve dikkatlice dinleyin. Derviş Dayı Şota'nın arkasından neden geldi? Çünkü jandarmaya yeri ifşa edecek. Yani Fikret'in gittiği yer jandarmaya ifşa oldu. Zeynep'i garantiye aldıkları için artık jandarma da gelebilir. Saldırı da yapabilirler. Halil İbrahim neden Zeynep oradan çıkmadan ben teslim olmam dedi. İşte bu yüzden Zeynep'i garantiye alacak ki bunlardan kurtulabilsinler. Bu plana Yılmaz da, Rızvan da, Davut da düştü. Yani her iki tarafa da jandarma baskını olacağını düşünüyorum. Bu arada Davut'un ortada olmaması da bir şeylerin olacağını gösteriyor. Davut neden ortada yoktu? Oğlu Halo'yu öldürürken kendi neredeydi? Bunu da aklınızda tutun. Yeni bölümde bu detayın altından çok şey çıkacaktır. Binbaşı diziye girdi. Fikret'i de Halo'yu da kurtaracaktır. Ama kurtarması öyle dolaylı yoldan olacak. Çünkü açık açık kurtarması Binbaşı'nı da deşifre eder. Binbaşı Karadeniz'e Ankara'nın emriyle geldi. Rütbe atlamamasının nedeni de odur. Binbaşı saha adamı olduğu için devletin amacı Binbaşı'na herkese asi biri gibi gösterip rütbe yükseltmeden sahadaki operasyonlarda Binbaşı'nı görevlendirmektir. Binbaşı da dediği gibi zamanında çok sorun çıkardığı için rütbe atlamamasının olmayıp binbaşı olarak kaldı. O yüzden de Karadeniz'e gelebildi. Şimdi ise hiç kimseye çaktırmadan Oğuz'un eskiden yaptığı gibi Halo'ya destek çıkacaktır. İlk icraatı da Halo ile Fikret'i kurtarmak olacak. Zaten detayları az önce de verdik. Öte yandan Oğuz ölmedi dedik ve ölmedi. Çok yakında ayağa kalkıp Halo ile operasyonlara tekrardan katılacaktır. Onun yerinde artık binbaşı var. Yani Oğuz artık serbesttir. Son birkaç haftadır habire binbaşının geleceğini söylüyorduk. Analizlerimiz ne kadar haklı olduğumuzu gördünüz. O yüzden de kanalımıza her zaman takipte kalın ki diziye ait hiçbir bilgiyi kaçırmayın. Evet, öte yandan Nedim'e boşanma kağıdını imzaladı. Artık Rızvan ile boşandılar. Rızvan o kağıdı hala avukata vermese de kağıdı bir ara verecektir. Bu meselede yanan Yılmaz mı oldu, Nedim'e mi oldu? Valla tam çıkaramadım.
Siz yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz ama Nedime ile Yılmaz'ın arası artık tam anlamıyla bozuldu. Nedime son bölümde büyük bir hata yaptı. Yılmaz'a güvendi ama ona güvenilmeyeceğini de anlamıştır. Öte yandan Hakan'a güvenilmeyeceğini de Fikret anladı. Çünkü Damla gelip Fikret'e bir bilgi verdi. Onun sonucunda da Hakan'a güvenmemesi gerektiğini söyledi. Fikret Damla'dan aldığı o bilgi sonucunda Damla'ya güvendiği için artık Hakan'a olan güveni sarsılacaktır. Yani Hakan deşifre oldu. Hakan'ın ne zaman öleceğinin tahminini şu an için yapmamız zor ama ortalık bayağı karıştı. Çünkü Damla bayağı fena bir haber getirip Fikret'in canını sıktı. Fikret ile Ayşe'nin evliliğinin bozulacağını düşünüyorum. Fikret muhtemelen Ayşe'yi boşayacaktır. Çünkü Ayşe'nin yüzünden Mehmet Ali'nin oğlu öldü. Onu da geçtik. Fikret daha öncesinde de Ayşe'yi uyarmıştı. Daha öncesinde ufacık bir şey için Ayşe'yi öylesine süründüren bir adamın şimdi Ayşe'ye ne yapacağını siz düşünün. Ama Ayşe gerçekten bunu hak etti. O bakıma da bir şey demiyorum. İzleyip göreceğiz. Öte yandan Ceylan mevzusuna da ufak bir değinmek istiyorum. Bu Ceylan mevzusu yüzünden izleyicinin bir kısmı bayağı geriliyor. Yorumları görüyorum. Ceylan'ı sevmeyen büyük bir kitle var. Ceylan'ın dizide hala neden olduğunu ben çözemedim. Bakıyorum ama gerçekten bir anlam çıkaramıyorum. Muhtemelen senarist onun babasının ölümünü bir şeye bağlayacak. Ya da belki de kardeşi yakında askerden gelir, oradan bir yere bağlarlar. Onun dışında Ceylan gerçekten gereksiz biri gibi görünüyor. Zeynep'le olan atışması da izleyiciyi biraz sıkıyor. Umarım çok yakın bir vakitte Ceylan mevzusunu da noktalarlar ya da bir yere bağlarlar. Evet, geldik bölüm değerlendirmesine. Bölümde hiç aksiyon sahnesi olmadı. Gerilim had safhadaydı. Heyecan desen üf, hele son bölümde Halo ile Fikret'in büyük bir tuzağa bile bile düşmeleri izleyiciyi şok etti. Halil İbrahim Zeynep'e bir şey olmasın diye hiçbir önlem almayacağız dediği için izleyici şu an büyük bir merak içinde. Acaba ne olacak diye. Vallahi ben de bayağı meraklıyım. Acaba fragman gelince ne olacak? Öte yandan bölüm değerlendirmesine gelecek olursak bölüm iyiydi. Çok iyiye yakındı ama çok iyi değildi. 10 üzerinden 8'i hak ediyordu. Binbaşının dönmesi hatırına 8 verilirdi bence. Hele musluk suyu içmesi falan üf. Alkışı hak eder ha. Evet, geldik dizinin reyting sonuçlarına. Dizinin reytinglerini şu an ekranda görüyorsunuz. Dizinin tüm kategorilerde diziler sıralamasına bakınca ikinci sırada, oranlar ise az çok önceki haftalarla aynı çıkıyor. O bakıma da dizinin bir çizgide ilerlediğini söyleyebiliriz. Dizi ekibi daha güzel bölümlerle karşımıza çıkmaya devam ederse çok daha iyi reytinglere ulaşacağını düşünüyorum. Ama bu çizgide ilerlemesi de iyidir. Dizi ekibini tebrik etmek gerekiyor. Evet, bu videoda yine çoğu konuyu açıklığa kavuşturduk. Bu tarz Hudutsuz Sevda yeni bölüm analiz videoları için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videolarımı izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.